Alo. Nasılsın Sunacığım? Müsaitim, müsaitim. Nereden canım? Sunacığım biz hiç kilosa uğramadık ki bu aralar. Yani bilmiyorum, belki de Emre uğramıştır. Tamam canım, başka zaman görüşürüz. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Eren çağırdı şimdi, onunla buluşacağım. Tamam, kapatıyorum, sonra konuşuruz. Anne ne oluyor? Kızım sen ne yapıyorsun? Sen benden habersiz Kilios'a mı gittin? Sakın bana yalan söyleme, Merve gittiğini biliyorum. Sorsam izin verecek miydin anne? Ne yaptınız acaba orada? Baş başa. Anne lütfen. Ne? Baş başa değil miydiniz? Baş başa değildik anne. Eren vardı, Seda vardı, Gizem vardı, Yunus vardı. Kızım sen ne yapıyorsun? Beni her gün başka bir arkadaşım arıyor. Yok Merve'yi şurada gördüm, burada gördüm. Sen bizi rezil mi edeceksin? Ya anne her şey mi seninle ilgili ya? Hep seninle ilgili. Senin rezil olman benimle ilgili değil ki hiçbir şey. Üste çıkma Merve. Bana cevap vermeyeceksin. Seda'yı da alet ediyorsun yalanlarına. Kızla telefonla konuşturuyorsun beni. Ya senin yüzünden. Efendim? Sen kafayı taktın ya Arda'ya bir kere. Kızım ben kimseye kafayı falan takmadım. O çocuk sana uygun değil. Gayet uygun. Merve. Beni yapmak istemediğim şeyler yapmak zorunda bırakma. Ha, ne yapacaksın acaba? Babama mı şikayet edeceksin sen beni? Gerekirse ederim. Gör bak bakalım ne yapıyorum. Alo Seda, neredesin, evde misin? Geleyim mi sana? Hayırdır oğlum, ne oldu? Bana çok acil 4 tane lastiği lazım. Ne diyorsun lan sen? Tamam yürü, ben sana yolda anlatacağım. Ya bir dur. Acele ettirdin beni, meraktan öldüm, ne oldu? Ya biz geçen timeline'a geldik ya. He. Sen gittikten sonra bir olay oldu. Ne oldu lan? Bu yaptığın var ya, o kadar salakça bir şey ki. Bu Eren'den istediklerin. Bak bende para var, tamam mı? Alayım lastiklerini, kapansın bu konu. Sorun para değil ki güzelim. Ya yani sorun lastik de değil. Konu senin gerzekliğin, onun farkındayım ben. Doğru konuş benimle. Of, o kadar sıkıcısın ki. Seninle birlikte olan kadınlar çok sıkılıyorlardı senden. Ya sen bir kere beni tanımıyorsun. Neler yapabileceğimi de bilmiyorsun. O kadar iyi biliyorum ki senin neler yapabileceğini. Sınırların var senin. Sen baban neye izin verirse, ne kadar izin verirse anca o kadarını yapabilirsin. Bu adamlar var ya, senin değiller. O cebindeki paralar senin değil. Hiçbir şey sana ait değil. Çünkü sen babanın seni var ettiği kadarsın. Anladın mı beni? Ama benim sınırlarım yok. Neden biliyor musun? Çünkü özgürüm ben. Gülmen bitti, alabilir miyim telefonu? Eren'i arayacağım. Ya bir şey diyeceğim. Bak bunu kabul ediyorum. Çok farklı mizah anlayışım var. Tuttum, sevdim. Ver şunu. Efendim baba. Bizim evde mi? Tamam, bir saat içinde geliyorum. Var ya çok şanslısın ha. Acayip bir eğlencenin ortasına düştün. Şimdi doğru bize yemeğe gidiyoruz. Nereye gidiyorsun Merve? İzin verirsen Sedalara gidiyorum anneciğim. Zaten gittiğim zaman ev telefonundan seni kesinlikle ararım. Hatta eğer inanmıyorsan annesini de arattırırım, olur mu? Benimle bu şekilde konuşmayacaksın. Sedalara gidiyorum anne. Oldu mu? İyi, akşamda kalmıyorsun. Lütfen hiç kimseye söz verme, eve geliyorsun. Yarın da benimle çekime geliyorsun.
Efendim? Ne çekimi ya? Seninle Ceyda'nın mutfağı programına katılacağız anne kız. Ne zamandır arıyordu, erteliyordum. Artık yeter. Yok, sen gerçekten bilerek yapıyorsun. Sen gerçekten beni delirtmeye çalışıyorsun. Sen bilerek... Geliyorsun dedim Merve, bitti. Lütfen bana sorun çıkarma. Allah'ım yarabbim ya. Siz manyak mısınız ya? Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Ya eğlenelim dedik. Çok güzel eğlenmişsiniz. Sonuç, Gizem ortada yok. Polise haber mi versek, ne yapsak acaba ya? Ne diyeceğiz gidip? Hadi gittik konuştuk, kim ilgilenecek? Kız kayıp değil, bir şey değil ya. Ne yapacağız lan o zaman? Lastikleri bulup mevzuyu kapatacağız. Ara. Sülo'yu ara. Sor bakayım ödünç müdünç bir şey, lastik mastik verebilecek lan bize. Kapalı. Nuri abiyi arayayım. O biliyordur belki nerede olduğunu. Ara, çabuk çabuk çabuk. Hadi. Alo Nuri abi, nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ne diyeceğim ya? Ben Süleyman abi arıyorum, ulaşamıyorum. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Öyle mi? Tamam abi, sağ ol. Ne diyor? Adam cenazedeymiş oğlum. Dayısı vefat etmiş. Memlekete gitmiş adam. Hayda. Allah rahmet eylesin de. Biz ne diyeceğiz? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Nuray, Kasapoğlu. Bana 5 dakika önce biri annenin adı ne diye sorsa... Şeyma. Hani benim annemin adı Şeyma. Bir tane zarf açıyorsun. İçinden bir fotoğraf çıkıyor. Bütün ezberler bozuluyor. Alo. Eren, neredesin? Ne yapıyorsun? Arda ile birlikteyiz. Oğlum, hayırdır bir sesin kötü geliyor. İyi misin sen? Değilim abi, değilim. Neredesiniz siz? Ardaların evinde oradayız. Tamam, bekle. Ben geliyorum, yoldan arayacağım.